Bugün bizim rakamlarımızda bir dönem ilk kurulduğunda sene ortaları yani Şubat'ta kuruldu. Sene ortalarında Millet İttifakı yani CHP ve İyi Parti toplamı Cumhur İttifakı'nı geçti. Üzerine de altılı masayı koyduğunuzda sorumuz şuydu. Altılı masa %50'yi yakalayabilir mi HDP'siz? Bu, 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 sorunun sorulduğu birkaç ay oldu. Bugün geldiğimiz noktada bu belirsizlik, aday belirleyememek, sürekli farklı açıklamaların gelmesi Millet İttifakı'nı yeniden Cumhur İttifakı'nın gerisine çekti. Geçtik yani şeyi HDP'siz %50'yi yakalamayı. Altılı masanın diğer aktörlerinde eklediğinizde Cumhur İttifakı'nın birkaç puan üzerlerinde HDP'ye eklendiğinde bile muhalefet toplamda %50'yi ancak geçebiliyor. Çünkü orada ne oldu? Yeni partiler ortaya çıktı yani. Yani Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi bunlar da ayrı bir iktidar 15 puan civarında son seçimlerden beri oy kaybetti. Bunun 6 puan kadarı şeye gitti. CHP ve İYİ Parti'ye gitti. Aslında büyük partiler yeni seçim kararıyla da aslında daha avantajlı parti. Dolayısıyla eğer ortak aday belirleyemezse altılıması, altılı masa siyaseten anlamını kaybeder Türk siyasetinde.